Evet arkadaşlar, bu videomuzda Aptos'u inceleyeceğiz. Yenilikleri nelerdir? Neden son dönemde çok yüksek bir hype'ı var? Neden yenilikçi olarak yorumluyoruz? Hadi gelin detaylı Aptos'u inceleyelim. Aptos, MoSite tarafından kurulan bir ekosistem. Ve Move yazım diliyle geliştirilmiş bir ekosistem. Move yazım dilinde ve ekibinin şöyle bir gelişmiş özelliği var. Ee, bizim ilgimizi çeken noktası özellikle. Ekibi tamamen e yazılım ekibi ve geliştirme ekibi. Facebook'un yani Meta'nın gelişim ekibindeydiler ve Facebook'un Libra projesini inşa etmek için bir ekipteydiler. Çok güzel noktalara geldiler. Hepiniz hatırlarsınız e Boğa zamanında e Mark Zuckerberg'in kendisi detaylı bir şekilde... Facebook'un kuracağı e, Metaverse'ün tanıtımını yapmıştı. Fakat sonradan bir açıklama yaparak şu anki mevcut donanımın ve teknolojinin bu Metaverse'ü çıkartmak için e, yeterli seviyede olmadığını hepimize söylemişti. Ondan sonra proje lav edildi. Libra projesine bazı bir e, ufak tefek saldırılar olmuştu ve sonradan Libra projesi tamamen askıya alındı. Libra projesindeki iki baş geliştirmeci birisi Aptos'u kurdu diğeri suyu kurdu. İkisinin de ortak noktası Move yazılım dilidiydi. Gelin o zaman Move yazılım dilinin farklarına bakalım. Hepinizin bildiği gibi Bitcoin e, bir sanal altındır ve herhangi bir ekosistemi yoktur. Yani Bitcoin üzerinde herhangi bir proje çıkartılamaz. Öyle bir ekosistemi yoktur. Diyeceksiniz ki BRC tokenlar ne oluyor? O da ayrı bir videonun konusu olsun. Orada detaylı olarak inceleyelim. Bitcoin'de proje çıkartamadığımız için Vitalik tarafından Ethereum icat edildi. Ve ilk EVM bazlı kontratlar yani üzerinde akıllı kontratların çalışabileceği bir blockchain zinciri oluşturuldu. Bu da bize klasik bugünkü e, DeFi projeler olsun, gaming projeler olsun, Metaverse'ler olsun, dexler olsun. dexler tam olmuyor ama Dex'ler diyelim. Dex'ler olsun. Bu tarz bir e, katkı sağladı ve ekosistemin gelişmesini e, bir ön ayak oldu. E, şimdi Bitcoin'de bir gelecek vardı. Bir yerden sonra yenilikleri artık tamamlayacak özelliği olmadığı için Ethereum çıkmak zorunda kaldı. Ethereum geliştirildikten sonra belli nok noktalarda Ethereum'un e, yetersiz kaldığı görüldü. Hepiniz hatırlarsınız. Ethereum'da çok yüksek fiiller ödeniyordu. Transferler çok uzun sürüyordu. Ve bu Ethereum'un başlıca problemlerinden birisiydi. Akabinde Ethereum'dan sonra birçok ekosistem oluştu ve bu ekosistemlerin hepsi bir diğerinin eksiğini kapatmak içindi ve bunlar hep Layer 1 projelerdi. Akabinde ne oldu? İşte Layer 2'ler çıktı, Layer 2'ler Layer 1'lerin hatalarını giderdi, onları hızlandırdı, ucuzlattı. Birçok noktada çözünürlük olsun, işlevsellik olsun ön plana çıktı. Bir yerde artık farklı şeylere ihtiyaç vardı ve tam bu zamanda Move yazım dili kullanılmaya başlandı. Muv yazım dili teknik olarak bakarsak ethereum üzerinde ya da evm bazlı olsun rast dilinde solana kullanılan rast dilinde olsun kontratlarda şöyle bir özellik vardır. Her yaptığınız işlem için bir transfer yapmak zorundasınız. Yani coin alacağız merkez cüzdanımızı swap için dex'e bağlıyoruz. Ve bir coin alıyoruz. Bir transfer gerçekleşiyor. Sonra gidiyoruz o coin diyelim ki stake'e atacağız. Gidiyoruz stake'e atıyoruz. E, Transaction'ını alıyoruz. İşte e, launchpad projesi olsun. Ön satışa katılacağız. Gidiyoruz. Orada e, bir kontratla çelişiyoruz. Ön satışa paramızı yatırıyoruz. Geri çekiyoruz. E, defi olur. Borç vereceğiz. Veriyoruz. Bir transaction olarak geri alıyoruz. Ya da borç alacağız içeri ipotek koyuyoruz, borcumuzu geri çekiyoruz ve bunların hepsi bir hareket oluşturuyor. Bütün e, ekosistemler bunu destekliyor. Ama Move dilinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Move dilinin en sevdiğim özelliği. Siz sisteme sadece tek bir noktadan giriş yapıyorsunuz ve içeri girdiğinizde e, bir yeni bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Bizim diğer ekosistemlerde yaptığımız her işlem farklı farklıydı. Bunu şöyle düşünün. Bir sokağa giriyorsunuz ve sokakta bir sürü mağaza var. Hangi mağazadan alışveriş yapacaksanız tek tek onlara giriyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz. Ona giriyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz ve sonunda dümdüz aynı yolda yürüyorsunuz. Ama move dilinde ne oluyor? Siz bir AVM'ye giriş yapıyorsunuz. Ve ihtiyacınız olan bütün her şey AVM'nin içerisinde. Ve siz bütün ihtiyacınızı orada gideriyorsunuz. Ve bütün transferlerinizi, işlemlerinizi, almanızı, satımınızı, her şeyinizi orada hallediyorsunuz. Ve bu doğal olarak ne gibi faydalar sağlıyor bize? Şöyle faydalar sağlıyor. Bir, daha az işlem yaptığınız için çok daha az fih yani vergi ödüyorsunuz. İkincisi, çok daha az işlem yaptığınız için güvenlik had safhada oluyor ve hacklenme ihtimaliniz minimize edilmiş oluyor. Üçüncüsü, Projeler kendini inşa ettiğinde kendini daha ciddiyetle inşa etmek zorunda kalıyor çünkü daha komplike bir sistem olduğu için development kısmına yani yazılım geliştirme kısmına daha çok emek sarf etmiş oluyor ve bu şekilde bir harekette geçerli oluyor. E bunun sonucuna baktığımızda da Move yazım dili gelecekte bizim birçok işimizi kolaylaştıracak noktaya gelecek ve bu da bize geleceğin kapısını açıyor. Gelelim Aptos'a. Moviosun diliyle bize kattığı faydalar nelerdir? Aptos Kasım 2022'de piyasaya çıkış yaptı ve yaklaşık 13 aydır aktif olarak devam eden bir ekosistem. Moviosun dilini kendine çok güzel entegre etti ve gelişmeleriyle çok güzel yenilikler sunuyor ve bütün bu bahsettiğimiz hız, güvenlik ve ucuzluk konularını çok iyi ele alıyor ve bu birçok noktada geçmiş yıllarda başarısız olan projeleri aslında Aptos üzerinde daha başarılı olacağı hale geliyor. Bu nedir? Şöyle örnek vereyim. Bir oyun projesi düşünün. Oyun projesinin en önemli noktası nedir? Mantık şudur oyun projelerine. Siz oyun oynarsınız. Oyun içi alışverişlerinizi de coin yaparsınız ya da token yaparsınız. Oyun içi ödül kazandığınızda bunu da token ya da coin olarak kendinize geri alırsınız. Ve bu şekilde bir sistem devam eder. Şimdi oyun oynuyoruz. Diyelim ki hızı çok yavaş olan bir ekosistemdeyiz. Ne olacak? ödülü toplarken ekrana geliyor toplayayım mı? diyor. Evet topla abicim diyorsun. Tıklıyorsun. Hareket yok. Bir saat, 2 saat, 3 saat. Hatta bazı ekosistemlerin geçmiş yıllardaki performansını baz alırsak belki 3 gün sürecek. E 3 gün şimdi oyunu mu bekleyeceğiz? O ödül alayım da devam edeyim diye. Hayır. Ekranı kapatıp çıkacağız. Ama Aptos bunu sunmuyor. Zaten hız olduğu için üzerinde hızlıca saniyede milimetrik işlemlerle biz oyun oynarken aslında ödülü arka plandan toplamış olabiliyoruz. Gelelim diğer noktaya. Diğer nokta ucuzluk. Yine oyunlardan hazır konu açılmışken oradan devam edelim. Diyelim ki bir ödül topluyoruz oyun ve Bu ödül 1 cent. Bazı ekosistemlerde biz 1 sentlik ödül almak için tek transaction ücreti olan 100 dolarlar, 150 dolarları mı ödeyeceğiz? Kimse ödemez kadar basit. Yani ben ödemem şahsen siz de ödemezsiniz. E bu nedir? Bu sefer orada bir gerçekçiliği arka plana atıyor ve doğal olarak yine oyun projesinin başarısız olmasına sebep oluyor. Ama Aptos söylediği çok düşük bir ücret var ve çok düşük ücretle beraber bir e, transfer gerçekleşiyor. Ve bu şekilde oyun sektöründe de aynı şekilde bir canlanmaya yol açıyor. Hızımızı anlattık. Ucuzluğumuzu anlattık. E, güvenliğimiz zaten aynı konulardan devam ediyor. Çünkü İşlem sayısı ne kadar az olursa güvenlik o kadar hat safhada oluyor ve bu şekilde transferler, oyunlar ve ekosistemin yaşaması devam ediyor. Gelelim Aptos'un aldığı yatırımlara. Toplamda listelemeden önce 350 milyon dolarlık devasa bir yatırım aldı ve bunu ayı sezonunda gerçekleştirdi. Ve bu aldığı yatırımlarla altyapısını çok iyi geliştirdi. Şu an üzerinden çıkacak projeleri bekliyor sadece biliyorsunuz bir ekosistemin gelişmesi. O ekosistemin üzerinde olan projelerdeki e, canlılık ve oradaki transferlerle gerçekleşir. Çünkü bir ekosistemin yani bir altcoin'in ana gelir kaynağı üzerindeki e, oluşan transferlerden aldığı vergidir. Yani fi ücretleridir. Bunları baz alır. Ve o yüzden şu an mesela Aptos üzerinde çok sınırlı sayıda proje var. Çünkü hala gelişim aşamasında ve geliri şu an belli bir seviyede düşük. Ama aldığı yatırımlar ve yatırımları aldığı noktalar çok önemli ki aldığı yatırımları biliyorsunuz Alameda ve FTX zaten ilk yatırımcılarından bir tanesiydi. Akabinde birkaç büyük VC ve peşine Binance'dan çok ciddi bir yatırım aldı. Hatta Binance yatırımı sonrası biliyorsunuz PancakeSwap Binance'a ait bir DEX artı swap. Burada BSC e, BSC ağı ve Ethereum ağı e harici üçüncü olarak entegre edilen ağ Aptos ağıdır buradan bile geleceğinin ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Akabinde Aptos'ta birçok gelişme oldu. Bunlar nedir? Ali ile yaptığı cloud anlaşması ki web3 tarafında move yazım dili cloud işlemlere çok uygun olduğunu gördük. İkinci tarafa geldiğimizde keza diğer yatırım Microsoft'tan geldi ve çok ciddi bir yatırım miktarı ve partnerlik var ortada. Birçok web3 çözümlerinde beraber çalışacaklar. Akabinde gelecekteki olan e, ödeme yöntemi ve haberleşme ile ilgili olan projelerdeki Hellion projesini bir önceki videoda anlatmıştık. Bu sistemler için hız gereklidir ve Aptos bunu sağlayabiliyor. ve Bu yüzden Kore'nin büyük telekomünikasyon firmalarından SK Telekom'la böyle bir anlaşma içerisine girdi ve bu anlaşmayla beraber Web3 tarafında Communication tarafında inşa etmeye başladı. Akabinde 150 milyon kullanıcının olduğu oyun platformlarından iki tanesiyle ciddi bir partnerlik yaptı ve oyun sektörüne kendini tanıtmaya başladı. Ki şu an zaten Aptos Labs tarafında hali hazırda inşa edilen birkaç oyun projesi mevcut. Ee, dileyen onları da göz atabilir. Hatta bir tanesi çok güzel airdrop da veriyor. Öldürdüğün adam başına e, Aptos ödülü alıyorsun. Linkini yine açıklamalara ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. E, bu şekilde Aptos e, Gaming tarafını da hemen hemen inşa etmeye başladı diyebiliriz. Son yıllardaki çıkan projelere baktığımızda Aptos şu an bebek seviyesinde diyebileceğimiz bir proje olmasına rağmen üzerinde 2000'den fazla yazılımcı çalıştırıyor ve tamamen bütün odak noktasını geliştirmeye yönlendirdi. Yani bu da inşaaya ne kadar önem verdiğini hepimizin gözler önüne sunuyor. Hepimize bunu gösteriyor. İşte bu yüzden bir sonraki boğa sezonunda Aptos'un adını çok sık duyacağız. Ee, erkenden Aptos sistemini öğrenmenizde fayda var. İleride çok fazla kullanacağımız bir ekosistemi. Zaten birçoğunuz e, ön satıştan önce Aptos airdroplarına katılarak ciddi olarak sistemi test ettiğinizi Güzel airdrop alan arkadaşlar mevcut. E, umarım o Aptoslarınızı satmamışsınızdır. Uzun vadede çok fazla işinize yarayacağını düşünüyorum şahsen. İlerleyen zamanda Aptos'la ilgili tekrardan yine detaylı bir inceleme videosu da çekeriz. Daha Aptos üzerindeki projelerin detayları ile ilgili de konuşmuş oluruz. Buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, gerek Aptos ekosistemi olsun gerek diğer e, layer 1 altcoin'lerden incelememizi istediğiniz, detaylarını konuşmamızı istediğiniz proje varsa yorumlara bekliyorum.